Herkese merhaba, herkese selam tekrardan. Tohum Uç Akademi 10. sınıf kanalına ve yepyeni videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 10. sınıf tavsiyelerimi paylaşacağım. Eğer ki beni tanımıyorsanız ismim Begüm Naz ve benim de kendime ait bir YouTube kanalım var. Ve Tohum Uç 10. sınıfta aslında bu dönemde 10. sınıf ders çalışma günlükleri çektim. Ve şimdi artık ben 11'e geçiyorum ve siz 10. sınıf oluyorsunuz bu tavsiyeleri izlediğinize göre. Ve ben de bu yıl yaptıklarımdan, yapmadıklarımdan, pişman olduklarımdan yola çıkarak sizler için 10. sınıflar için 10 tane tavsiye hazırladım. Hazırsanız hemen başlıyorum. Umarım keyifle seyredersiniz. İlk maddemiz bence en önemli maddelerden biri. Çünkü 10. sınıfta kafamı duvarlara vurmama sebep olan bir maddeydi bu. O yüzden sizinle paylaşmak istedim ki siz bu hatayı yapmayın. Yani hata değil aslında ama yapmamazlık yapmayın diyeyim en azından. 9. sınıfta biliyorsunuz ki üçgenler konusunu gördünüz. Ben de gördüm. Ama benim online eğitimde olduğu için de derslerimiz zaten sallantıda olduğu için üçgenler konusuna hiç merak salmadım ve berbat geçti o online zamanlar. O yüzden 10. sınıfa geldiğimizde 2. dönemde çokgenler konusu var. Çokgenler konusuna bir baktık ve çokgenler konusu aslında üçgenler konusuymuş. O yüzden de size ilk önerim lütfen üçgenler konunuzu halledin. Ne zaman halledeceğiniz hiç önemli olmaz. Okul açılmadan önce halledebilirsiniz. Dönem arasında halledebilirsiniz. 15 tatilde halledebilirsiniz. Ama çokgenler konusuna gelmeden önce üçgenler konusunu halledin. Yani eğer ki biliyorsanız bir sıkıntı yok. Şu anda sadece tekrar yapabilirsiniz. Ya da birinci dönemde kalan testleriniz varsa onları kesinlikle atmayın ve onları çözebilirsiniz. Ama eğer konunuz eksikse baştan bir üçgenlere çalışmaya başlayın. Çünkü artık çokgenlere geldiğinizde yani ikinci döneme geldiğinizde çokgenler konusuna başladığınızda üçgenleri bir daha tekrar etme şansınız olmuyor ve o yüzden de aslında çokgenleri yapamıyorsunuz. Yani benim ve arkadaşlarımın çok moralini bozan bir durum olduğu için bunu ilk sıraya koymak istedim. Çünkü çok önemli bir madde. Üçgenleri halledin. İkinci madde de birinci madde kadar bence önem arz ediyor. 10. sınıfsınız ve artık alan seçeceksiniz. Kendi alanınızı en iyi siz bilirsiniz. Ve rehberlik temsilcileri ya da sınıf arkadaşlarınız, öğretmenleriniz, aileniz kimse sizi sizin kadar iyi tanıyamaz. O yüzden de alanınızı kendi isteklerinize, kendi düşüncelerinize, fikirlerinize göre seçin. Bu çok önemli çünkü siz belki böyle düşünen çok kişi de var bu arada. O yüzden aslında bu madde çok önemli. Arkadaşlarım sayısalda, ben önce eşit ağırlık seçmeyeyim. Ama sayısal derslerim kötü ama arkadaşlarım orada hani iyi yıllar geçiririz deyip sayısal seçen çok kişi var. Daha sonrasında bundan pişman olan kişiler de var. Bunu yapmayın. 2 yıl için önünüzdeki 40 yılı ya da işte mesleğinizi ne kadar yapacaksanız üniversitede bile tehlikeye atmayın ya. O 2 yıl zaten doğru düzgün eğlenemeyeceksiniz. Çünkü eğer ki o dersleri yapamıyorsanız, yapamadığınızı düşünüyorsanız hadi bir türlü çok çalıştınız, yaptınız ama üniversitede keyif almayacaksınız. Çünkü ilgi alanınız orası değil. Anladınız mı? O yüzden eşit ağırlık istiyorsanız eşit ağırlık, sayısal istiyorsanız sayısal, dil istiyorsanız dil, sözel istiyorsanız sözel, nereye istiyorsanız oraya yönelin. Bu iki madde gerçekten çok çok önemli maddeler. O yüzden de bence en çok dikkat etmeniz gereken ilk iki nokta burası. Üçüncü maddeye devam edersek de bir spor alanına yönelin. Derslerle iç içe olduktan sonra belli bir yerde enerjimizi atma, belli bir yerde rahatlamaya ihtiyacımız oluyor ve bunun için de bir spor alanına yönelmek ya da işte spor salonuna gitmek bile, yani spor yapmak insanın gerçekten zihnini boşaltan bir şey. O yüzden de bir spor alanına yönelmeyi düşünebilirsiniz. Bunun için okul kulüplerinden yardım alabilirsiniz tabii ki. Çünkü okul kulüpleri de bazı okullarınki gerçekten iyi olabiliyor. İşte futbol, voleybol, basketbol. Siz zaten artık lisede yeni değilsiniz. Yani 9. sınıf değilsiniz. O yüzden liseyi biliyorsunuz artık. Bir yıl boyunca gitmişsiniz. Okulunuzdaki hangi aktif kulüpler vardır onları da biliyorsunuzdur. O yüzden onlara başvurabilirsiniz. Kursları araştırabilirsiniz. Yani bir spor alanına yönelmek gerçekten sizi bence pozitif bir yönde etkileyecektir. Dördüncü maddemiz düzenli tekrar yapmayı alışkanlık haline getirin. Ben mesela düzenli tekrar yapıyordum ama coğrafya dersini sevmiyordum. Coğrafya dersini sevmediğim için de o dersi tekrar etmiyordum. Ve birinci dönem, birinci sınav gelince de ne kadar fazla eksiğimin olduğunu ve hani coğrafya ile alakalı hiçbir şey bilmediğimi fark ettim ve ondan sonra düzenli tekrar yapmaya başladım. Düzenli tekrar yapmak çok çok önemli. Düzenli tekrarlarınızı yaptıktan sonra nasıl çalışıyorsanız çalışın. İsterseniz dinleyerek, isterseniz yazarak, isterseniz okuyarak bunları düzenli şekilde tekrar edin. Hafta sonu geldiğinde de size çok bir şey kalmamış olacak ama haftalık tekrarınızı yaptığınızda diyeceksiniz ki aha bu hafta ne kadar çok şey öğrenmişim diyeceksiniz ve kendinizdeki gelişmeyi de göreceksiniz. O yüzden düzenli tekrar yapmayı öğrenmek çok önemli. Çok zor kazanılan bir alışkanlık ama eğer ki bu alışkanlığı kazanabilirseniz
size çok çok faydası dokunacak. Çünkü düzenli tekrar gerçekten çok önemli. Beşinci maddeniz ise plan yapmayı öğrenin. Yani siz mesela bir öğretmeninize, rehberlik öğretmeninize, artık kime gidiyorsanız o sizin yerinize bir plan yapabilir mi? Tabii ki yapar. 50 soru matematik yazar, 40 soru coğrafya yazar, yazar da yazar. Ama size en iyi yine kendiniz biliyorsunuz. O yüzden bu dönem artık kendinize bir ajanda edinmelisiniz bence. Ajanda dediğimde normal bir defter de olur. Gerçekten hani böyle günlerin tek tek yazdığı ajandalara da illaki ihtiyacınız yok. Herhangi bir defterinize tek tek günleri not ederek plan yapmayı öğrenin. Herhangi bir şekilde yani bir ajanda elde edebilirsiniz ya da bir defter alıp onu ajandaya çevirebilirsiniz. Herhangi bir şey yapabilirsiniz ama kesinlikle plan yapmayı öğrenin. Yani sizi en iyi kendiniz biliyorsunuz. En iyi planları siz kendiniz için en iyi siz yaparsınız. Mesela hangi derslerle daha iyi olduğunuzu. Yani 50 matematik yazmak belki size bir şey kazandırmayacak ama eğer edebiyatınız kötüyse 50 edebiyat sorusu yazmak size daha mantıklı gelecektir. Ama rehber öğretmeniniz bunu nereden bilecek? O yüzden de plan yapmayı öğrenin. 6. maddemiz paragraf çözmeyi ve zorlamazsa da aslında problem çözmeye alışkanlık haline getirin. 9'da problemleri gördünüz. 10. sınıfta problemlerle alakalı bir şey olmayacak ama TYT'nin 40 sorudan 10, maksimum 15 sorusu problemlerden. Düşünebiliyor musunuz? Bu çok büyük bir şey. Zaten kümelerden, mantıktan birer soru çıkıyor ama problemlerden 10-15 tane soru çıkıyor. Yani o yüzden çok çok önem vermeniz gereken bir kısım. Paragrafı zaten çözün, bunu alışkanlık haline kazandırın. Ve 10. sınıfın isterseniz 2. döneminde, isterseniz 1. döneminde ki tercihen bence 1. döneminde bir problem kitabı alarak problem çözmeyi de alışkanlık haline getirin. Her gün 10 soru problem, 10 soru paragraf olarak ilerlerseniz bence bu dönem rahat 2 tane kitap bitirirsiniz. 7. maddemiz tiyatro, sinema, film kültürü, kitap kültürü tarzında şeyler. Ben 10. sınıfta ilk defa tiyatroya gittim. Ondan önce yani 10. sınıftan önce en son galiba anaokuluna gitmiştim. Ve hani ilk defa gerçek hani böyle yetişkin tiyatrosuna bu yıl gittim ve acayip çok keyif aldığımı fark ettim ve şu anda da hala tiyatroların böyle biletlerini kovalamaya çalışıyorum. Çünkü bana çok fazla zevk veriyor. Siz de kendinize bu tarz alışkanlıklar bulabilirsiniz. Arkadaşlarınızla sinemaya bile gitmek gerçekten insana çok keyif veriyor aslında ve hani kafanızı boşaltmanıza da yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Ve eğer daha önce hiç tiyatroya gitmediyseniz bu yıl en az bir kere tiyatroya da gitmeye çalışın. Kendinize ayrıyeten film kültürü ve kitap kültürünü de kazandırırsanız bence çok çok daha yararlı görürsünüz. Özellikle mesela edebiyat için zaten kitap okumak çok çok önemli. Paragraf için de aynısı geçerli. Kültürünü geliştirmek de aslında bence belli bir noktada önemli bir şey. Yani Esaretin Bedeli'ni izlememişseniz eğer ki hala, bence Esaretin Bedeli'ni izlemelisiniz artık. Hani her şey dersten ibaret değil ve bence ben hala o şekilde düşünüyorum. 10. sınıfın başına da böyle düşünüyordum. Şu an 11'e geçiyorum, hala aynı şekilde düşünüyorum. Bence lisenin en güzel yılı 10. sınıf çünkü 9'da alışmaya çalışıyorsunuz. 11-12 TYT bitti mi? Hadi AYT'ye çalışalım. Dershaneler, denemeler tarzında geçiyor. En iyi geçirebileceğiniz sene 10. sınıf. Yani 10. sınıfta tek zorlanabileceğiniz konu belki alan seçiminde stresinebilirsiniz. Onun haricinde 10. sınıfınızı hani sadece ders bazında geçirmemeye çalışın. Zaten bundan en son maddede biraz daha bahsedeceğim. 8. madde dilinizi geliştirin. Ben bu yıl İngilizce kursuna gittim ve İngilizcemi hani güzel bir seviyeye çıkarttım. Sizin de eğer ki İngilizce seviyeniz iyi değilse İngilizceniz üzerine çalışabilirsiniz. Eğer ki İngilizceniz çok iyiyse İspanyolca, Almanca, Fransızca gibi dillere yönelebilirsiniz. Bence dilinizi geliştirmek çok önemli. Bir insan bir insandır hem de CV'nizde bile gözükecek olması, çünkü dil artık çok önemli bir şey, gözükecek olması bence çok çok önemli. O yüzden de dilinizi geliştirmeye bakın. 9. maddemiz yani sondan bir önceki maddemiz ise okul içindeki faaliyetlerinizi arttırın. Çünkü siz artık okula alışmışsınız. Zaten 12. sınıfta denemeden başınızı kaldıramıyorsunuz. 11. sınıfta da yine o şekilde oluyor. Denemelerde artış oluyor. 9. sınıfta okulu ilk defa tanımaya başlıyorsunuz ve hani çok küçüksünüz aslında. 10. sınıfta artık okul içiyle daha fazla ilgilenmeye başlayın. Diğer sınıflardan arkadaş edinmek bence gayet güzel bir şey. Okul içinde de müdürlerle, öğretmenlerle yakın olmak ve temas halinde olmak bence önemli bir şey. Mesela biz 10. sınıfta arkadaşlarımla kitap kermesi yaptık. Onun haricinde öğrenciler istediği için konserler tarzı şeyler de düzenleniyordu. Yani müdürlerle, işte müdür yardımcıları, öğretmenlerle iletişime geçmekten korkmayın ve kendinizi biraz daha ön plana çıkarmaya çalışın. Kesinlikle. Ve 10. maddemiz yani son maddemiz ise dersleriniz ile sosyal hayatınız arasında bir denge kurmanız. Hayat sadece dersten ibaret değil. Özellikle de yani yine söylüyorum 10. sınıf sadece dersten ibaret değil. 9'da zaten okula yeni alışıyorsunuz. 11-12'de dersler üzerine yoğunlaşıyorsunuz. 10. sınıf hani hem dersleri hem de sosyal hayatı dengede tutmayı öğrenmek için en güzel sınıf. Gerçekten söylüyorum.
Ben tiyatroya da gidiyordum, voleybola da gidiyordum, dil kursuna da gidiyordum, sinemaya da gidiyordum, arkadaşlarımla dışarıda çıkıyordum ama ders de çalışıyordum. Mesela sosyallik ve ders deyince hep aklıma mesela arkadaşlarımla kütüphaneye gitmek geliyor aslında. Çünkü kütüphaneye gitmeden önce dışarıda oturup bir yerlerde kahve içiyorduk ya da yemek yiyorduk. Ondan sonra kütüphaneye gidip böyle 2-3 saat ders çalışıyorduk. Ondan sonra çıkışta da evlere dağılıyorduk ve güzel ve verimli bir gün geçirmiş oluyorduk aslında. Dersler ve sosyal hayat arasında biraz denge kurmaya çalışın. Gerçekten bu çok çok önemli. Çünkü sadece ders çalışırsanız artık beyniniz çok yorulacak ve beyninizi biraz dinlendirmeye ihtiyacınız olacak. Ama 10. sınıfta bunu yapmak için çok zamanınız olmayacak. Ama sadece sosyallik olarak geçerse hayatınızda derslerinizde düşüşler başlayacaktır. O yüzden bunların arasında denge kurarsanız mükemmel bir 10. sınıf geçirebileceğinizi düşünüyorum. Ve benim verebileceğim öneriler bu kadardı. Eğer ki siz 3 sınıflardansınız ve 10. sınıflara tavsiyeler vermek isterseniz onları da aşağıda yorumlar kısmına belirtebilirsiniz ve umarım ki harika bir dönem geçirirsiniz. Hem notlarınız çok güzel olur, hem sosyal hayatınız çok güzel şekilde ilerler. Çok güzel bir 10. sınıf biliyorum. Umarım ki lise hayatınızın en güzel yıllarından biri olur ve umarım ki verdiğim tavsiyeler de birazcık olsun işinize yarar. Ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Eğer ki videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi ve herhangi merak ettiğiniz bir şey varsa düşünceniz, fikriniz, benim söylediklerim hakkında ya da kanal hakkında onları da aşağıda yorumlar kısmına belirtebilirsiniz ve Tonguç Akademi 10. sınıf kanalına da abone olmayı unutmayın. Umarım ki en yakın zamanda tekrardan görüşebiliriz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bye bye!